Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Bıçakçı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK kurslarında 4 yıldır kaligrafi eğitimi vermekteyim. Ve yaklaşık 8 yıldır kaligrafi ve hüsn hat sanatını icra etmekteyim. İnşallah YouTube üzerinden sizlere kaligrafinin temel bilgilerini vermeye çalışacağım. Kaligrafi nedir? Kaligrafi güzel yazı yazma sanatıdır. Çin kaligrafisi, Japon kaligrafisi, Hint kaligrafisi olmak üzere belli başlı dallara ayrılır. Ve biz bu süreçte nasıl ilerleyeceğiz onlardan bahsedeyim. Bu süreçte öncelikle çizgi çalışması olmak üzere daha sonra küçük harfler, büyük harfler, kısa kelimeler, uzun kelimeler ve kısa sözler olmak üzere çalışmalar yapacağız. Gelin hep birlikte hangi malzemeleri kullanacağız onları inceleyelim sizlerle. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi inceleyeceğiz. Öncelikle kalemleri tanıtayım sizlere. Arkadaşlar başlangıç için kullanmamız gereken kalem Hitex markalı kalem. Başlangıç için bu kalemi tavsiye ediyorum. Nedenini şöyle açıklayayım sizlere. Baktığınız üzere ucu 45 derecelik eğik kesik duruyor ucu. Bunun için arkadaşlar biz bu kalemle başlarsak daha sonra düz uçlu kalemleri rahatlıkla kullanabiliriz. Örneğin düz uçlu kalemlerden bir örnek vereyim sizlere. Mesela Etik markalı bir kalem ucuna baktığımız ucu düz duruyor. Ama diğer kalemin ucu eğik kesikte. Bu da düz kesik. Biz bunların farkını zaten görebiliyoruz. Fakat başlangıç için dediğim gibi bu kalemi kullandığımızda arkadaşlar bu kalemin yapısına baktığımızda Etik'e göre kalıcılık sağlıyor. Örneğin bir tahta üzerinde veya bir ahşap üzerinde veya bir porselen üzerinde yazı yazdığımız zaman bu kalem kalıcılık sağlar. Zaten bunun da 3 rengi mevcut. Kırmızı, mavi, siyah. Ve arkadaşlar bu kalemin üzerine numarası yazmaz. Bu kalem 5 numaralı bir kalemdir. Ve efsane bir kalemdir. Herkesin kullandığı bir kalemdir. Bu kalemin farklı bir markası daha var. Bunlar da kullanılıyor. Ama ben daha çok Hitex markalı kalemi tercih ediyorum. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bir tık daha üst profesyonel olarak baktığımızda olaya şu şekilde mesela Etik markalı bir kalemi tercih ederiz. Neden bunu tercih ederiz arkadaşlar? Çünkü Hitex'e göre kalem ucu daha böyle keskindir, daha ince çıkarır. Şimdi genel olarak baktığımızda bir kaligrafi yeni başlayan arkadaşlara tavsiye ediliyor. İşte Etik kalemle başlayın gibisine bir tavsiye ediliyor. Arkadaşlar bu kalemle başlayabilirsiniz aslında, bir problem yok. Fakat siz bu kalemle ilerlediğiniz zaman daha sonra aşamalarda ahşaba veya porselen üzerine yazı yazmak istediğinizde yazamazsınız. Yazdığınız yazı kalıcı olmaz. Biz bunun için öncelikle Hitex marka kalemi tavsiye ediyoruz. Bu kalemi kullanıp elinize alıştırdıktan sonra Etik markalı kaleme geçiş yapabilirsiniz. Etik markalı kalemin daha çok çeşidi var. Yine aynı şekilde kırmızı, mavi, siyah 3 rengi mevcut. Bunların üçünü de görelim. Arkadaşlar üzerinde numaraları yazmakta 5 numaralı kalem ve baktığımızda 3 rengi mevcut bu kalemin. Ayrıca Hitex'in de 5 numarası mevcut fakat herhangi farklı numarası yok. Bakalım mesela Etik markalı kalemimizin burada çeşitleri var. 3.5 ve 2 numaraları da mevcut. Yani 5, 3.5 ve 2 numaraları mevcut kalemimizin. Ayrıca kırmızısına ve mavisinde de gördüğünüz üzere var. Biz bu kalemi ne üzerinde kullanabiliriz? Hitex'i dediğim gibi hani masa üzerinde veya tahta üzerinde, porselen üzerinde kullanabilirken Etik markalı kalem ne üzerinde kullanabiliriz? Etik markalı kalemi arkadaşlar kağıt üzerine daha çok kullanıyoruz. Kağıt üzerindeki yazdığımız yazılarda Etik'i tavsiye ediyorum. Çünkü ucu gerçekten kaliteli ve iyi bir kalemdir. Bunun üzerine baktığımızda arkadaşlar yine bizim şöyle Hitex'in yanı sıra kalıcı olan farklı kalemlerimiz var. Yine baktığımızda arkadaşlar bu da Etik'in kalemi. Etik üretmiş bunu da. Yine ucuna bakalım. Bunun ucu 3 numara. Uçlarını da göstereyim arkadaşlar. 3 numaralı bir ucu yapısı var. Ve bunun da yine mavi, kırmızı, siyah çeşitleri mevcut. Onları da kısa bir inceleyelim. Bakın mesela mavi rengi. Yine kesik uçlu arkadaşlar. Bunun harici bunu ne için kullanıyoruz? Bunları da mesela örneğin bir tabağa yazı yazdık. Hitex kalemle yazıyı yazıyoruz orta kısmına. Kenar kısımlarında herhangi bir söz olur veya bir tarih yazmamız gerektiğinde ise bu markalı kalemleri kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü kalemin ucu incedir ve daha küçük yazıları yazmak için işimize yarar. Arkadaşlar daha sonra baktığımızda paralel pen uçlu bir kalemimiz var. Kalemimiz metal uçlu bir kalemdir. Ucunu şöyle bir görelim.
Bakalım arkadaşlar, mesela metal üçlü ve mürekkebi biraz akmış kalemin. Bunlarda çeşitleri var. Bu 6 numaralı bir kalem. Bunlarda farklı çeşitlerini kullanabilirsiniz. Fakat ilerleyen süreçte de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yeni başlayan arkadaşlara pek tavsiye etmem. Çünkü bu kalem bunlara göre pahalı ve hemen ucu kırılabilir. Zarar görür. Ve arkadaşlar, biz bu kalemlerin yanı sıra porselen üzerinde veya ahşap tahta üzerinde süsleme amacı olarak biz silver kalemleri kullanıyoruz. Baktığımızda mesela bunun ucu kesik duruyor. Ve bu silver'dan bir tane daha var. Buna baktığımızda ise bunun ucu da tamamıyla düz. Şöyle karşılaştırmasını yapalım. Ve bu şu demek oluyor arkadaşlar. Mesela bir bardağın üzerine yazı yazacaksınız. Silver'ın 2 numaralı, hatta 2,5 numaralı kalemi mesela düz uçlu. Bunu kullandığınızda yazı yine kalıcı olur. Fakat bununla yazı yazabilirsiniz. Ama diğer yuvarlak uçuyla tamamıyla süsleme yapabilirsiniz. O işe yarar. Bunları da kapatalım. Ve arkadaşlar, bundan sonraki kalemimiz ise farklı da mesela baktığımızda kamış kalemler var. Kamış kalemleri şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunların hepsi kendi yapımım. Mesela ucunu açmışım. Orta kısmını kesmişim ve kalemin içerisine yerleştirmişim. Arkadaşlar, bu neden böyle ortası kesik? Baktığımızda bunu da ikili yazılar yazabiliriz. İlerleyen süreçlerde zaten örneklerini yazacağım. İnşallah yine sizlere paylaşacağım. Bunlar da tamamıyla görsel olsun diye, yazıya bir güzellik katsın diye ucu kesiktir ve açıktır. İki çeşitli bir yazı çıkabilir. Arkadaşlar, bunun tam zıttı olarak da aynı kaleme. Bakın mesela bu da kapalı. Tamamıyla düz uçlu. Tabi bunların numarasını da ben kendim belirliyorum. Örneğin mesela bu kalem elimdeki 7-8 numara gibi duruyor. Ben bunun ucunu maket bıçağıyla açarken inceltirsem 4 veya 5 numara, hatta 2 veya 1 numaraya kadar düşürebilirim. Ve diğer kalemin de farkını bu şekilde görmüş olduk. Aynı şekilde bunun bir tane diğer çeşidi var. Bu da arası daha az kesik. Yani bunda hafif bastırdığım zaman arası açılıyor. Bastırmadığım zaman ise kapalı kalıyor. Bunları nasıl kullanabiliyorum arkadaşlar? Bunlardan bahsedeyim. Bu kalemleri tabii diğer keçeli kalemler gibi değil. Bunlarda mürekkep kullanmam gerekecek. Onun için de şu şekilde Gülnihal olan mürekkepleri kullanıyorum. Bunlar is mürekkebidir. Çoğunlukla hat sanatında kullanılan mürekkepler. Fakat ben kaligrafide de tercih ediyorum. Kullanılabiliyor. Bunun yine siyah, mavi, kırmızı, hatta farklı çizgileri de mevcut. Mesela bunun içerisindeki yeşil renk. Bunu kendim aktardım buraya. Bunları da kullanıyorum. Kırmızı veya siyahını tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar, baktığımızda diğer bir kalemimiz ise Rotring Art Pen kalemimiz. Bunu da yine metal uçlu. İçerisini açtığımız zaman mürekkebi doldurulabilir bir kalem. Açalım. Bakın mesela arkada tüpü var. Bu tüpü mesela çıkarabilirim. Burada zaten kendisinin orijinal tüpleri var. Bunlardan herhangi birisini kullanabilirsiniz. Ayrıca mesela bunların ucu bu 2.3 numara arkadaşlar, baktığımızda. Ki bunun kapağının üzerinde de hepsinin numaraları yazar. 2.3 numara. Ve diğerlerine baktığımızda arkadaşlar, bunlarda yine farklı uçlar görüyorsunuz. Mesela bu da 1.5 numara. Evet, bakalım. 1.9 numaraymış arkadaşlar. Bu bir tık daha büyükmüş. Ve şurada bir kalemimiz daha var. Bunu da görüyoruz. Numaralar hepsi üzerinde yazıyor. 1.5 buradaymış arkadaşlar. 3 çeşit numaraları var. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Bunu tamamıyla kalemime yerleştirerek kullanıyorum arkadaşlar. Kalemimiz zaten burada. İstediğimiz ucu yerleştiriyorum. Mürekkebini alıyorum. Yerleştiriyorum. Belirli bir vakit bekliyorum. Şu aradaki bir çizgiden mürekkep geliyor. Ve ben bunu kağıt üzerinde rahatlıkla yazı yazabiliyorum bununla. Çok kaliteli bir kalemdir. Tavsiye ederim kullanmanızı. Ve arkadaşlar, gelelim gold metalik kalemlerimize. Şöyle bunlardan hemen kısa bir inceleyecek olursak, bakalım arkadaşlar, üzerine zaten yazıyor. 3.5 numarası ve 2 numarası mevcutmuş bu kalemin. Bunlarda gördüğünüz üzere renklerine de şöyle bir bakalım, uçlarına bir bakalım. Bunları da kullanabilirsiniz, tavsiye ederim. Genelde daha renkli, böyle farklı farklı renkler kullanmak isterseniz bu kalemleri kullanabilirsiniz. Zig markalı bir kalem. Misalen ucunu açtığımızda bakıyorum, burada taraf küçük numara, diğer taraf 3.5 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, hatta dokunabilirim bununla da. Rengi zaten bu şekilde çıkıyor. Bir sonrakilerine bakalım. Aynı yine gold ve farklı renkleri mevcut. Bunu da inceledikten sonra arkadaşlar, pratik pen bir kalem markamız var. Bunlar arkadaşlar daha çok hüsn hattı da kullanılıyor. Ve kaligrafide de kullanılıyor. Yine bahsettiğim gibi is mürekkeplerini kullanmıştık. İs mürekkepleri kullanarak bu kalemleri de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, bu kalemleri şöyle kısaca inceleyecek olursak, bakın yine mürekkebe batırarak kullanıyorum. Herhangi bir tüpü vesaire bir şeyi yok. Bunu mürekkebe batırarak kullanıyorum. Ucuna baktığımız zaman 5 numara bir kalem bu. Ve bunun çeşitleri çok fazla.
Mesela bu 5 numarayı başlarken diğeri 14 numara. 14 numara olmasının sebebi ben istediğim kağıda istediğim şekilde yazı yazabilirim. Örneğin A4 cinsinden bir kağıda 5 numaralı bir kalemle 3 kelime yazacakken mesela 14 numaralı kalemle sadece bir kelime yazabilirim. Çünkü kalemin ucu geniş ve daha çok yer kaplayacağı için hemen hızlı bir şekilde yazmış olacağım. Ucu da geniştir. Aralarda çizgiler var. Bu çizginin nedeni mürekkebe batırdığımızda iç kısma geçiyor arkadaşlar. Daha sonra aralardan çıkarak yazmamızı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar gelin hep birlikte kullanacağımız kalemler nelerdir onları inceledik. Daha sonra kağıtlarımızı inceleyelim. Arkadaşlar şimdi kağıdımıza bakacak olursak kağıdımız kuşe kağıt. Kuşe kağıt, neden kuşe kağıt kullanıyoruz? Kuşe kağıdın amacı bir mat kağıt ile karşılaştıracağımız zaman arkadaşlar mat kağıt bu kullandığımız keçeli kalemlerin mürekkebini çok çabuk çekerken ve uç kısmına zarar vermekte. Ayrıyeten kalem mürekkebi çok kısa sürede bitmekte. Ve ben bu nedenle kuşe kağıdı kullanıyorum. Kuşe kağıdın amacı ise yüzeyinin kaygan olması. Birincisi kalem mürekkebi daha uzun süreli gidiyor. İkincisi kalemin ucu çok kısa sürede ölmüyor ve daha çok işime yarıyor. Ve ayrıyeten yazıyı yazabilirken daha rahat yazıyorum. Çünkü zemin kaygan olduğu için rahat bir şekilde elim kayıyor. Bu kağıt tamamıyla 90 gram ince kuşe kağıt. Bu bizim çalışma kağıdımız arkadaşlar. Biz gelen öğrenci arkadaşlarımıza bu kağıtlardan aldırıyoruz. Bu kağıtlar üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Ve ileriki zamanlarda istedikleri farklı kağıtlar olursa onlardan bahsedeyim. Onları kullanabiliriz. Arkadaşlar bu kağıtlarımız ise daha desenli kağıtlar. Mesela şöyle inceleyelim. Bakın mesela bunlar tamamıyla farklı. Gördüğünüz üzere üzerinde de yazılar, desenleri var. Farklı kağıtlar ona göre daha kalın. O 90 gram iken bu 300 gram ve farkı ortada zaten, kalın tamamıyla. Bunlara baktığımızda arkadaşlar bunlar CNC kesim, kenarları gördüğünüz üzere desenli. Bunlar daha özel kağıtlar. Ve bunun haricinde şöyle güzel kağıtlarımız var. Tamamen tasarım olarak kullandığımız daha hoş kağıtlarımız var. Biz bunları kullanacağız ve gördüğünüz üzere farklı tonajda kağıtlarımız mevcut bu şekilde. Bunlardan şöyle kısa kısa sizlere göstereyim. Bunlar hep karton tarzında, daha kalın arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Bunların üzerine isimler yazılıyor. Mesela bu şekilde farklı bir lale türünde. Bunları inceleyelim. Ve daha sonra baktığımızda devam ediyor arkadaşlar. Kağıtlarımız da bu şekilde. En sonda arkadaşlar baktığımızda daha farklı bir kağıt var burada. Bu kağıdı size kısa bir bahsedeyim. Bu kağıdı kendim yaptım arkadaşlar. Hani kendim ürettim. İnşallah ilerleyen videolarda bundan bahsedeceğim. Kağıt nasıl yapılır veya farklı türlerde neler var, neler kullanabiliriz. Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu kağıtlar üzerinde size örnekler göstereyim. Mesela daha önceki yazmış çalışmalardan bir tanesi. Biz bunu daha önce yine yazmıştık. Bu şekilde mesela kuşe kağıt 90 gramda inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Bakalım mesela hayat evet sağır evet bu pandemi sürecinde gerçekten manalı bir söz. Bunu yazmıştık. Bunu da yine aynı şekilde kuşe kağıt 90 gram üzerine çalışma kağıdını yazmıştık. Ve sabret, şükret, seyret adlı bu kartona yazdığımız, fon kağıtların üzerine yazdığımız bir yazı türü arkadaşlar. Bunun haricinde sizlere farklı kağıtları göstereyim. Mesela bir önceki gösterdiğimiz kağıtlardan yazılar ve isim çalışması yapmıştık. Harici bir tane de şöyle bir ayet yazmıştık. Enfal suresinde bir ayet yazmıştık arkadaşlar. Bunu da göstereyim. İnşallah bu yazıları, videolarını sizlerle paylaşacağım. Onları yakında izleyebileceksiniz. Haricinde arkadaşlar biz bunlarla neler yapabiliriz? Porselen üzerine çalışma yapabiliriz. Cam ve ayna üzerine çalışma yapabiliriz. Haricinde davetiye üzerine yazılar yazabiliriz. Gördüğünüz üzere mesela bir düğün davetiyesi. Bunun üzerine de çalışma yapılabilir. Arkadaşlar tabak demiştik. Porselen. Porselen üzerine çalışmalar evet elbette mevcut. Bunun üzerine arkadaşlar bunların bir de ahşap ayakları var. Ahşap ayaklarından da bahsedeceğim size. Bunları kullanıyoruz. Ahşap ayaklar teşhir ayağı. Bunların farklı numaraları var. 2 veya 3 numara. Bunlardan kullanıyoruz. Bunları da arkadaşlar birbirine geçirerek kullanıyoruz, oturtuyoruz ve iç içe tabağa dikey bir şekilde koyabiliyoruz. Tabii ki bu tabak farklı bir tabak. Bunun haricinde birçok tabak çeşidi var. Onlardan da inşallah ilerleyen süreçlerde yazıp sizlerle paylaşacağım. Ve arkadaşlar tabağı da bu şekilde gördük. Harici ne üzerine yazılabilir? Deri üzerine yazılabilir. Mesela şöyle derileri göstereyim size. Bakın arkadaşlar biz parlak bir deri üzerine bir yazı yazmıştık. Bu şekilde bir çalışma yapılabilir elbette. Harici böyle bir deri üzerine çalışma da yapılabilir. Tabi bunlara uygun renkleri bahsettim biraz önce. Farklı renkler kullanarak yapıyoruz bunları. Onun haricinde arkadaşlar nelere yapılabilir? Ebru üzerine çalışma yapılabilir. Ebru üzerine şöyle güzel bir çalışmadan size onu göstereyim.
Arkadaşlar bu da bu şekilde mesela bir ebru sanatı yapılmış ve gerçek ebrudur. Üzerine biz bunun çalışma yaptık. Çalışmayı yaparken de Hitex markalı kalemimizi kullandık. Çünkü diğer kalemler çok daha hızlı bir şekilde ucu ölürken Hitex biraz daha onlara göre dayanıklı olduğu için bunu kullanmış olduk. Arkadaşlar kağıt gerçekten çok fazla çeşitli olan bir baktığımızda alan. Biz bunlardan nelerden bahsedebilirim size? Mesela birkaç tane kağıt çeşitinden daha bahsedeyim. Mesela bunlar kuşe kağıt. Gördüğünüz üzere bunun aynı kağıttan farklı çeşitleri var. Ve üzerinde mesela bu şekilde bir görünümü var. Bunları da şöyle biraz daha yakından göstereyim size. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Ve diğeri de daha farklı bir desen. Bunlar üzerine de çalışmalar yapılabilir. Tabii ben bunları temin ettim. Bunlardan her şekilde kullanıyorum. Onun haricinde de daha görsel kağıtlarım da mevcut. Mesela bu şekilde. Bunlar dediğim gibi kuşe kağıt, 90 gram cinsinden kağıtlar. Üzerine desenlerle çalışmalarla bunları yapmaktayım. Ve dediğim gibi birçok kağıt türü çeşitimiz var arkadaşlar. Bunlardan yine devam edelim. Bakın mesela yine farklı bir kağıt türü. Bu şekilde burada farklı çeşitleri var. Burada da aynı şekilde farklı çeşitleri var. Ve bunlar da bu şekilde arkadaşlar göstereyim size. İnşallah diğer videolarda daha fazla çeşitlerini göstereceğim sizlere. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kullandığımız kağıtları ve kalemleri size bahsettim zaten. Kalemleri nerede bulabilirsiniz? Kalemleri herhangi bir kırtasiyede bulabilirsiniz. Özellikle bu Hitex markalı kalemi birçok kırtasiyede bulabilirsiniz. Özellikle bunun arkadaşlar şurada kesik olmasına dikkat edin. Bakın burada kesik yönü zaten görünüyor veya ucunu açın bir kontrol edin. Kurumuş da olabilir kalem. Bunu kontrol ettikten sonra almanızı tavsiye ediyorum. Yine ben sizlere herhangi bir olasılığa karşılık açıklama kısmında linkini bırakacağım. Daha sonra arkadaşlar diğer kalemlerden de inşallah kullandıkça ve yazdıkça sizlere videosunu paylaştıkça açıklama kısmında örneklerini bırakmış olacağım. Bu şekilde kaligraf sanatına inşallah başlamış olacağız. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.